Zeytin Dalı Harekatı kapsamında aldığımız şehadet haberleri yüreklerimizi kavurmakta, milletimizi büyük bir üzüntüye sevk etmektedir. Kahramanlar vatan için, millet için toprağa düşmektedir. Her birisinin ayrı bir hikayesi, her birinin ayrı bir yeri vardır ve bu milli gönüllere de emanettir. Bayrak şehitler sayesinde dalgalanmaktadır. Onlar ki destanı öksüz, sükutu derin, meçhul asker değildir. Çünkü yattıkları kutsal toprak bellidir, tuttukları şanlı bayrak da bellidir. Terör örgütüne taviz vererek, boyun ererek, BK ve güvenliğimiz korunamayacaktır. Türk milleti bugünlere ya istiklal ya ölüm seslenişiyle gelmiştir. Sınır ötesindeki terör yuvaları hainlerin başına tümden yıkılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar destek verecek, her şart altında kahraman Mehmetçiğin ardında duracaktır. Bu vesileyle terörle mücadelede şehadet mertebesine ulaşmış aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, halen tedavi altında bulunan kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyoruz. Hiç kimse unutmasın, hiç kimse aklından çıkarmasın. Türk milleti bildir, bölünemeyecek, bölünme de kabul etmeyecektir. Türk vatanı sonsuza kadar bağımsız, bağlantısız, var olacak, var olmaya devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğundan beri verdiği mücadele ile özellikle milli kimlik ve milli BK ile ilgili konularda Türk siyasetinde yer edinmiştir. Bu konularda duruş, görüş ve icraatları ile millet varlığının en önemli güvencesi, milli meselelerin en hassas takipçisi olmuştur. Bizim geçmişte dile getirdiğimiz önce ülkem ve milletim, sonra partim ve sonra ben ilkesi aslında bu hassasiyetinde bir özetidir. Kesintisiz tarih telakkisine sahip Türk milliyetçileri için hedef Kızıl Elma ülküsüdür. Hedef Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine, öz değerlerine ulaşmasıdır. Bilinsin ki Zeytin Dalı Harekatı'na bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak. Fedakarlıkta sınır tanımayacak yüz binlerce bozkurt hazır beklemektedir. Eğer yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi en ön safta Afrin'e gider, gerekirse ihtiyaç asıl olursa bu vatana, bu millete taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim. Kocaeli Valiliğimizin organize ettiği çocuk işçilerden alışveriş yapma ile ilgili, çocuk işçilerin çalışması ile ilgili sokak çocuklarına para verilmemesi, satanlardan bir şey alınmaması, çocuk işçilerden bir şey alan vatandaşın da cezalandırılması bir algıdır. Kocaeli Valimizin başlattığı bu vatandaşımızın da bu organizasyona destek vermesi çok önemlidir. Çocuklarımızın dilenmemesi, dilenen çocukların ailelerine de gerekli uyarıların yapılması hassasiyetinden dolayı Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a da biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak teşekkür ediyoruz. Bütün çocuklar bizim çocuklarımızdır. Yine Kocaeli'de Sağlık İl Müdürlüğü'nün acil servislerinde saat mesai bitiminden saat 11'e kadar poliklinik açılması, devletin vatandaşa sıcak yüzünün göstermesiyle eşdeğer bir konudur. Kocaeli'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7 il başkanının toplandığı masada alınan kararlar gereği, işte Kocaeli'deki Çetin Emeç üst geçidinin tadilatı, Yeni Cuma ve Merkez Bankası arasındaki ışıklandırma vatandaşın talebidir bunlar. Tramvay yolundaki ışıklandırmaların attırılması, akşam karanlığında burasının daha çok vatandaşa açık hale gelmesi, yine yürüyüş yolunun tadilatı ve yürüyüş yolunun ışıklandırılması da Kocaeli'deki vatandaşlarımızın ve esnafın talebidir. Bu hem de halk evinin tadilatı da önemli bir eksiktir. Bu tür konular il başkanları masasında görüşülmüş. Hem Kocaeli Valiliğine hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığına hem de Genel Sekreterimize bu konular iletilmiş ve çözümüyle ilgili de ivedilik istenmiştir. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli, liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Kocaeli Teşkilatları 12 ilçe başkanıyla beraber 9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat 3 günlük Antalya kampına katılım sağlayacaklardır.